TRT Sağlığa hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Yeni bir haftada yeni bir program ve yeni konuklarla karşınızda olacağız. Hepinize her zaman olduğu gibi güzel bir gün diliyorum. Bugün iki konuğumla iki farklı konuyu işleyeceğiz. O konular neler diye merak ediyorsanız eğer hemen söyleyelim. İlk bölümde gözle ilgili diyabetik retinopati, periferik retina hastalıkları ve stresin tetiklediği sarı nokta hastalığını konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde ise MS hastalığını, MS ile yaşamayı masaya yatıracağız. Programımız başlıyor. Siz de hoş geldiniz. Hemen ilk konuğumla tanıştırmak istiyorum sizleri. İlk konuğum Dünya Göz Hastaneler Grubu'ndan göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Nilüfer Köylüoğlu Ünal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diyabet ülkemizde ve dünyada artık salgın olarak nitelendirilen, sevgili seyirciler, sizlerin de gayet iyi bildiğiniz gibi bir sağlık sorunu. Diyabetin tabii pek çok organa yansımaları son derece olumsuz sonuçlanabiliyor ve dolayısıyla diyabetli kişilerin de dikkatli olmaları gerekiyor. Evet. Göz de bunlardan bir tanesi. Diyabet gözü de vuran hastalıklardan biri. Diyabetik retinopati denildiğinde ne anlamamız gerekiyor? Önce onun tanımını alayım sizden, sonra sorularım izleyecek. Diyabet gözün bütün tabakalarına olumsuz etkide bulunuyor. Ancak en önemli etkisi retina üzerine. Retina damar yapısı çok yoğun bir organ. Retinanın damar yapısı üzerine bozucu etkileri var. Damar yapısındaki bozukluk sızıntı, ödem, damar tıkanıklığı zeminde ileri kanamalar ve retina dekolmanı ile sonuçlanabiliyor. Eğer hasta kendine iyi bakamazsa, göz komplikasyonu görülürse biz göze yoğun olarak bakmak durumunda kalıyoruz. Tedavide erken evrelerde kolay sonuç alıyoruz. İleri evrelerde daha dirençli vakalarda biraz daha uğraşmamız gerekiyor. Ancak körlük kelimesini konuşmak, telaffuz etmek istemiyoruz. Bu çok ihmal edilmiş vakalarda bugün söz konusu olabiliyor. Peki diyabet hastalarının ne kadarında diyabetik retinopati görülüyor? Çünkü burada bir ihmal söz konusuysa eğer o ihmalin sonucunda bu hastalar bu sorunu yaşıyorlar. Ve siz körlük kullanmak istemiyorum körlük kelimesini dediniz ama bu gerçekle de karşılaşan ve bu nedenle bu sorunu yaşayan hastalarımız da bulunuyor. Karşılıklı çok büyük ihmallerle son durak orası. Oraya gitmek eğer lazer tedavisinin yapılabileceği evrelerde lazer tedavisi tam olarak yapılırsa o evrelere gitmek söz konusu değil bugün. Çünkü enjeksiyon çağında yaşıyoruz. Eskiden lazer olma evresini geçmiş hastalarda sadece daha kötü olmasın amaçlı lazer uygulanırdı. Ancak bugün doku çok ödemliyse intravitreal enjeksiyonla ödemi giderip yeniden çok yoğun olmayan şiddetlerde lazer yapabilme şansı ve görmeyi geri getirebilme, geri getirdikten sonra da koruyabilme şansı söz konusu. Sarı nokta diyabetin makülada ödem yaptığında diyabetik retinopatinin görme üzerine olumsuz etkisini oluşturan alan. Eğer diyabet makülayı etkilemediyse hasta bu sinsi evrede hastalığından haberdar olmayabiliyor. O yüzden rutin periyodik muayeneler çok önemli. Eğer makula etkilenmişse de görme çok bozulabiliyor. Ancak enjeksiyon bunu çok düzgün şekilde toparlayıp sonra arkadan esas tedavi olan lazer tedavisi tamamlandığında hasta kendine iyi bakarsa yeniden enjeksiyon kısır döngüsüne düşmemiş oluyor. Biz gözdeki yangını biraz uğraşarak da olsa söndürebiliyoruz ama hasta kendine iyi bakamazsa ardından böbrek ve ayak komplikasyonlarıyla uğraşır duruma düşebiliyor. O yüzden esas olan hastanın kendine bakımı. Yani aslında burada programlarda sevgili seyirciler hep şunu söylüyoruz. Rutin kontroller son derece önemli. Yani her alanda, her uzmanımızın dile getirdiği şey bu. O rutin kontroller sizin alanınızla ilgili olarak ne sıklıkta yapılmalı? Eğer hastanın diyabetik retinopatisi yoksa, gözde bir muayenesi normal ise yılda bir. Evet. Diyabetin çok kötü gittiği evrelerde doktor tarafından gerekli görülürse ayrı. Ancak diyabetik retinopati bulguları başlamışsa onların ağırlığına göre bu 6 ay ya da 3 ay gibi değiştirilebilir göz uzmanı tarafından. Peki diyabetin etkilediği göz ya da diyabetin yol açtığı göz hasarı gözde en çok hangi bölgelere zarar veriyor? Retinaya mı? Retina dışında nereleri daha fazla etkiliyor ya da tutuyor diye sorayım. Gözün kornea tabakası da etkilenir. Mesela diyabet hastasının katarak cerrahisi normalden daha farklıdır. Katarak olma olasılığı daha sıktır. Göz tansiyonu oranı diyabetik hastalarda daha yüksektir. Ama sonuç hani fotoğraf makinesinin filmi gibi ifade ettiğimiz retina tabakası final görmeyi belirleyici hasar. Katarak ameliyatı örneğin retina hasarı varsa önce retina hasarını
tedavi edip ondan sonra katarak ameliyatını yapmak daha doğru bir süreç olacaktır. Katarak ameliyatı eğer arkada retina bulguları çok aktifken yapılırsa orada zaman kaybına neden olabilir. Hı hı. O yüzden izin verebiliyorsa eğer katarak arkayı görmeye ve tedavi etmeye önce orayla uğraşılmalı. Orası stabilize edildikten sonra katarak ameliyatını yapıp o zaman sonuçların daha yüz güldürücü olması söz konusu olabiliyor. Evet, şimdi hani belki söylediğimizde çok bağlantı da olmayacak ama bir basit bir göz muayenesinde, göz dibi muayenesinde aslında diyabet hastası olduğunun farkında olmayan, ki özellikle tip 2 diyabet hastalarından, evet, burada bahsediyoruz. Bir hastanın diyabet riskinin olduğu ya da diyabet hastalığı taşıdığı ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla hani bu anlamda da göz muayenesinin ciddiye alınması ve mutlaka bir uzmana başvurulması gerekiyor. Belki de diyabetiniz var ve bunu bu şekilde anlayacaksınız. Tesadüfen bu yolda yakaladığınız çok hasta oluyor mu? Artık azaldı çok şükür. Rutin check-up alışkanlığı, hı hı, ve yaygınlığı arttığı için ancak hala oluyor. Ve sadece diyabet değil, hipertansiyon, hiperlipidemi, damar sertliği, göz damarlarını, biz çok şanslı hekimleriz, baktığımız organın önü pencere gibi. Sadece göz bebeğini büyüterek bütün detayları görebiliyoruz. O damar yapısı normalden farklı olduğunu bize gösteriyorsa, hı hı, hasta tansiyonu olmadığını söylese bile oturup ölçüp hipertansiyonu olduğunu tespit edip dahiliye hekimine ya da kardiyoloji hekimine yönlendirdiğimiz durumlar daha sık oluyor. Peki diyabetik retinopatinin retinaya verdiği zarar hızlı mı oluyor yoksa yavaş mı? Yani bunun için bir süre vermek mümkün mü? Burada hastanın diyabetini nasıl kontrol, hı-hı, ettiği belirleyici. Yani siz arabanızı hep 300 ile kullanıyorsanız başka, genelde 90 ile kullanmanız gerekirken 110 ile 120 ile kullanıyorsanız başka. Hemoglobin A1C'den bahsedersek daha somut olur. Hemoglobin A1C son 3 aydır kan şekeri nasıl kontrol edilmiş bunu gösteriyor. İdeali 6'lı değerler ama bir diyabet hastasında 7'nin altı iyi kontrol kabul edilir. 7-8 orta, 8'in üstü kötü kontroldür. Eğer hemoglobin A1C kötü seyrediyorsa retinopati bulguları daha ağır olacaktır. Hasta kan sulandırıcı kullanmak zorundaysa retinopati bulguları daha ağır olacaktır. Hipertansiyonu varsa diyabetin etkileri retinaya daha derin olacaktır. O yüzden vücut bir bütün, her parametreyi bütün içinde değerlendirmek çok önemli. Evet, özellikle gözle ilgili sorunu olan, diyabeti olan kişiler şu anda ekran başında HT Sağlığı, yani bizi izliyorlarsa diyabetik retinopatinin hani bu herkesi etkileyecek anlamında söylemiyorum ama körlüğe sebep olan hastalıklar içerisinde 3. sırada yer aldığı bilgisi var. Bilmiyorum siz de katılıyor musunuz, doğrulayacak mısınız? Bu oldukça yüksek bir oran, öyle değil mi? Evet, ama önlenebilir körlük diyelim. Evet, önlenebilir körlük diyelim. Evet. Evet, bu anlamda da seyircilerimizin moralini en azından bozmayalım. Evet. Bilimsel gerçekler ışığında bunun doğruluğunu söyleyelim. Peki bu sorun ama erken dönemde fark edilmesi, önlenmesi için önemli değil mi? İş işten geçmemişken diyelim. Hep kullandığım bir örnek var. Vücudu bina gibi düşünürsek, damar sisteminde sıvı tesisatı, su tesisatı gibi düşünürsek diyabet rutubet gibi etki ediyor. Yani damarlarda patlayan yerler oluyor, ufak ufak sızıntı yaptıran ve damarda tıkanıklık oluyor. Tıkanıklık olan yerin gerisine kan gitmiyor. Bu ayakta olduğunda çok somut görünüyor. Gangren diyoruz, hı hı, kan akımı alamamasına. Bu retinada olduğunda orada kan almayan iskemik dediğimiz sahalar olduğu gibi terk edilirse normal alanları etkileyecek yeni damar gelişimlerine neden oluyor. Normal damar asla kanamaz ama yeni damar hasta öksürse, hapşırsa, tansiyonu yükselse, ağır bir şey kaldırsa kanayabiliyor. Hastanın haberi bir anda olduğu şeklinde bu kanamayı yaşadığında oluyor. Halbuki süreç bir anda olmuyor. Hastanın hissetmesi bir anda oluyor. O yüzden rutin takiplerde iskemi görülen alanlar olursa erken lazer tedavisiyle, benim yani 19-20'li yaşlarında lazerlerini tamamladım. Bugün 30'lu yaşlarında artık iş hayatına atılmış, tam gören, tenis oynayan, araba kullanan hastalarımız var. Halbuki ilk tanışmamız birçok ve olumsuz bilgiyle çok sıkıntılıydı. Ama bugün bugünlere ulaşabildik. O yüzden kopmamak, çünkü hastalık geçmiyor. Evet. Diyabet bitmediği için, hani arabanın kilometresinin ilerlemesi gibi düşünelim. Belli alanlarla o an normal olan yerleri ileride bozabildiği için oraların bakımı aksatılmadığı takdirde sonuçlar yüz güldürücü de olabiliyor. Anlıyorum. Şimdi biraz önce tenis dediniz, oradan aklıma geldi. Spor
çocukçuluk da önemli. Çocuklarımızı spor yapmaya teşvik ediyoruz. Spor yapan kişilere özenerek bakıyoruz. Sporun önemine hep vurgu yapıyoruz. Ve spora başlayan çocuklarımızın belki fizik muayenelerini yaptırıyoruz ama acaba bu fizik muayenelerin içinde göz muayenesinin ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız? Size de soruyorum sevgili seyirciler, hem de uzmanımıza soruyorum. Bu neden önemli? Bu muayenenin yapılmasıyla neler tespit edilebilir? Bir çocuğun atıyorum basketbol oynamasının, yüzmesinin, farklı bir spor yapmasının engellenmesi ya da bir takım tedbirlerle devam ettirilmesi mümkün müdür? Doğru mu sordum? Doğru yere mi gidiyoruz diye merak ediyorum. Çok güzel bir konuya değindiniz. Şeker hastalığını konuştuk. Sanki göz dibi muayenesi sadece diyabet hastalarına özelmiş gibi bir algı var. Oysa ben sizi muayene etsem, gözlük almaya gelseniz ya da alerjiniz olduğu için gelseniz de damla damlatıp retinanızı kontrol etmem lazım en azından ilk tanışmada. Çünkü pek çok retina hastalığı sessiz olabiliyor erken evrelerde. Göz dibi muayenesi, göz muayenesinin kalbi. Damla damlatıp bekledik. Damlasız da göz dibi görülebilir ama göz bebeğini büyütüp damla damlattığınızda periferik retina dediğimiz yani arka kutup görmeden sorumlu olan alan dışındaki retinayı detaylıca görebiliriz. Normalde bu bölgede incelme olmaması gerekiyor. Ancak bazı hastalarda yapısal olarak bu miyop olmakla daha yüksek sıklıkta rastlanabilen bir durum ama tersine örneklerde olduğu için mutlaka o periferik retina bölgesinde dejenerasyon olup olmadığını kontrol etmek lazım. Dejenerasyon olduğu zaman, o bölgede incelme olduğu zaman gözün içini dolduran bir jel var. Vitreous ismini verdiğimiz. Vitreous jeli retinayı da duvar kağıdı gibi düşünürsek vitreous odanın atmosferini oluşturuyor. Normalde retinayla yaslı, yapışık değil. Her hareketimizden, başımızı oynatmamızdan, ayakkabımızı giyerken çıkarken eğilmemizden bile bu vitreous sürekli hareket ediyor. Evet. Ve retina güvende. Yani orijinal dizayn mükemmel. Ama retinada dejenere alanlar olduğu zaman bu vitreous gidip dejenere alanlara yapışıyor. Bu sefer her hareketimizden retina etkilenmeye başlıyor. Bu dejenerasyonların türleri var. Özellikle iki türünde snail track ve latis dejenerasyon dediğimiz türlerinde bazı hareketleri, ekstrem hareketleri kısıtlamak ya da bunları kısıtlayamıyorsak mutlaka o bölgelere koruyucu argon lazer, fotokoagülasyon tedavisiyle retina yırtığı gelişmesin diye tedbir almak gerekiyor. Yani burada o hareketlerden kastınız nedir? Hangi spor dallarında yaygın olarak yapılan hareketlerdir bunlar? Hani yaralanmayı kastetmiyorum. Sporun doğasında olan mekanik hareketler. İtme, çekme gibi mi? Topu alma, durma, yüzüne top gelmesi. Yani futbolda bu bir kaza değil örnek. Kafa vuruşu yapan bir futbolcuyu düşün. Aldığı travma boksörden daha az değil. Retina dekolmanı, retina yırtığı oluşup tedavi edilmediğinde oluşan son durum. Yani bu duvar kağıdı gibi dediğim tabakanın duvar kağıdının yerinden sökülmesi. Ve bu olduğunda görme kaybı oluyor ve cerrahi olarak acil cerrahiyle tedavi edilmesi gerekiyor. Halbuki bu durumun öncüsü yapısal bulgular varsa onlara tedbir alıp hani etrafını lazerleyip o dejener alanı yırtılsa bile dekole olmayacak hale getirip ondan sonra spor yapmasına izin vermek lazım. Sporcu muayenesi de denildiğinde hep futbolcuları koşu bandının üstünde görüyoruz. Kalp evet. Muayenesi çok önemli ama göz muayenesi de kalp muayenesi kadar rutine size alınmalı. Bir takım verileri verebiliyor. Çok önemli. Hani lisans aşamasındaki muayenelerde hani amatör ya da lisanslı, yaşlı ya da genç spor yapan herkesin bireysel ya da takım spor yapan herkesin göz dibini kontrol ettirmesi lazım. Retina dejenerasyonu var mı yok mu? Varsa hangi tipi retina yırtığına yüksek risk oluşturan türü mü diye. Evet. Peki bu konuda bir bilinç artışı görüyor musunuz son yıllarda aileler arasında ya da sporcular arasında? Kulüpler tarafından size yönlendirilen sporcular oluyor mu? Takımlar oluyor mu? Bunu merak ettim. Biraz karşılıklı çalışmamız gerekiyor. Sizin etkiniz çok büyük. Bunu sarı nokta hastalığında görüyoruz. Eskiden biz bunu anlatmakta çok zorlanırken haber yapıla yapıla, duyula duyula, anıla anıla toplum bilinci çok yükseldi bu konuda. Şimdi sadece bu var mı sorusuyla göz muayenesine gelen hastalar var çok şükür. Bu sporcu ların göz dibi taraması konusunda siz üstünde durdukça, haber yaptıkça kamuoyu bilinçlenmesi ben olacaktır. Ben anladım. Bilinç çok yüksek değil. Evet.
lütfen bunu gazeteye de taşıyalım. Bu haberlere ihtiyacımız var. Özellikle çocuklarını yeni spora başlatacak olan ailelerin ve sporcu ailelerinin, spor yapan herkesin bu göz dibi muayenesini ihmal etmemesi ve sporu devam ettirebilmesi için hani bir takım önlemler alması, evet, belki sorun çıkması halinde son derece yararlı çünkü olacaktır. Çünkü hayat, spor ve travma iç içe. İki gün önce tatilde çok güçlü bir dalga gelen yüzüne bir hastamın retina yırtığını lazerledim. Evet. Ya da bebeğinin ayağı çarptığı için ya da eli çarptığı için göz travmasıyla retina yırtığı olan hastamıza bebeği kiloluysa lazer tutana kadar ilk 15 gün kritik, sonraki 3 ay daha yavaş şekilde, gene de ağır kaldırma yasağı var. Bebeğini kucağına almamasını söylerken aynı zamanda onun spor salonunda çok yoğun ağırlık çalışan bir sporcu olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Ama hiç göz dibi muayenesi olmadığını. Evet, güzel. O yüzden bilinçlenme çok önemli. Şimdi sarı nokta dedik biraz önce. Sarı nokta da yaygın görülen bir hastalık. İleri yaşların hastalığı. Burada biz sarı nokta dediğimiz zaman yaşa bağlı makule dejenerasyonu diyoruz. Ve sanki sarı nokta eşittir. Yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen. Estağfurullah. Yaşa bağlı makule dejenerasyonuymuş gibi anlıyoruz. Halbuki sarı noktanın başka hastalıkları Öyle mi? Makula içerdiği lütein pigmentinden dolayı Türkçeleştirilirken sarı nokta diye adlandırıldı. Sarı nokta var mı sorusuyla geldiğinde aslında sarı nokta hepimizde var. Çünkü görmemizi sağlayan, ben sizin yüzünüze bakarken sizin yüzünüzün detaylarını sarı noktamla, makülamla, onun merkezi foveamla görüyorum. Sarı noktayı etkileyen, makülayı etkileyen pek çok hastalık var. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu çok bilinir olduğu, enjeksiyon tedavileri çok konuşulur olduğu, evet, bu hastalıklardan bir tanesi. Pek çok başka hastalıkları da var. Doğumsal olanları var. Diyabetin ödem yoluyla makülaya olan etkisini konuştuk. Bazı ilaçların yan etkileri, bazı kalp ilaçlarının, bazı romatizma ilaçlarının, bazı kemoterapi ilaçlarının yan etkileri gene makülayı etkileyebiliyor. Doktorları tarafından hastalar periyodik kontrollere yönlendiriliyorlar. Ayrıca son zamanlarda santral seröz retinopati, santral seröz koroido retinopati tam adıyla, kısa alıtılmış baş harfleri kullanılıyor, SSR denilen, strese bağlı makülada sıvı toplanmasıyla giden, hastaların çok canı sıkan bir başka hastalık daha var. Örnek bunlar yine konuşuldukça bilinir hale nedir gelecek. Mesela bu hastalığın hani son dönemde sıkça rastlanan dediğiniz için soruyorum detayları. Ne gibi belirtiler veriyor ve strese bağlı sarı nokta hastalığı dememiz doğru olur herhalde, değil mi? Doğru olur. Olarak değerlendiriliyor. Doğru olur. Burada İstanbul zor bir şehir. New York hastalığı diye bir hastalık var. New York'ta yaşam zor olduğu için oradaki yaşayan kişilerde görülen bir takım stres bozuklukları. Tanımlansa sanırım İstanbul hastalığı diye bir hastalık da olabilir. Benzer şehirler aslında şöyle baktığınız zaman pek çok yönden. Stres laf değil. Şimdi dışarıdan kortizon alındığında çeşitli hastalıklar için bir takım yan etkiler söz konusu. Onların kontrolleri yapılıyor. Ha dışarıdan hap olarak kortizon alınmış. Ha strese girdiğimizde vücut böbrek üstü bezlerimizden kortizon salgılamış. Vücuda olan toksik etkileri benzer. Bahsettiğimiz SSR'de makülada normalde sıvı olmaması gerekiyor. Görme hücreleri bir aradalar. Altında çok iyi bir izolasyon bariyeri diyebileceğimiz buruh membranı var. Altındaki damar ağından sıvı ve besinleri alıp atıkları geri pompalıyorlar. Stres bu aradaki bariyeri vuruyor. Ve makülanın içine, makülanın altına, retinanın altına sıvı birikmeye başlıyor. Bu olduğunda sanki gözünüzün üzerine bir su damlası damladığında görmeniz nasıl etkilenirse, makülanın altında sıvı biriktiği için görme kalitesi, kirli görme, sanki sigara dumanının arkasından bakar gibi görme diye tarif edilir kitaplarda, görme kalitesi çok düşüyor. Genelde kendi kendini sınırlayan ve kendi kendine geçen bir hastalık. Ancak kişi stresini yönetemezse, görmesinin bozukluğu da stresini agreve edeceği için bir kısır döngüde iyileşmenin uzaması halinde de görme noktasında iz bırakma ve sekel bırakma riski nedeniyle bizim genelde tedavi etmeyi tercih ettiğimiz bir hastalık. Yine evresine göre makula altında biriken sıvının durumunu OCT dediğimiz çok dokudan sanki biyopsi almış düzeyinde iyi görüntü veren non-invaziv, kolay testlerle sıvıyı takip ettiğimizde sadece damlalarla gerileyen hastalar var. Vermek suretiyle geriletebildiğimiz, ilaçla geriletebildiğimiz hastalar var. Bunlara rağmen nüksler çok görülüyorsa yine fotodinamik tedavi çok güncel bir tedavi. Normalde sarı nokta
hastayı tedavi ederken klasik bildiğimiz yani yakan lazer kullanılmaz. Çünkü orası görme noktası olduğu için. Fotodinamik tedavide özel bir ilaç veriliyor. İlacın özelliği hasta doku tarafından tutulması. Daha sonra bir lazer o ilacı, proaktif olan ilacı aktif hale getirdiğinde aynı aks üzerindeki sağlam ve hasarlı hücreleri ayırıp sağlamlara zarar vermeden hasarlıları tedavi etme şansı sunuyor size. Bu tedavide SSR'de, kronik SSR'de yani ilk atakta değil kesinlikle, tekrarlayan olgularda yüzümüzü güldüren sonuçlar veriyor. Evet, günümüzün sorunlarından bir tanesi stres. Strese bağlı şeyler, sorunlar yaşamayan kimse yok gibi kabul edebiliriz. Hastalıklarla ilgili konuştuğumuzda genetik faktörlerden, çevresel faktörlerden ya da farklı şeylerden söz ediyoruz. Ama ben nedense burada bütün uzmanlarımızın anlattığı her neredeyse hastalıklarıyla ilgili olarak stresin ne kadar yıkıcı ve ne kadar hastalıklara davetiye çıkartıcı yönü olduğunu artık farkına varmış durumdayım. Dolayısıyla hani uzak kalmanın yolunu bulmak lazım ve hakikaten bunu başarabilmek gerekiyor diye düşünmekteyim. Dünya Göz Hastaneler Grubu'ndan göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Nilüfer Köylüoğlu Ünal'dı konuğumuz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. HT Sağlık'tan ayrılmayın sevgili seyircilerimiz. MS hastalığını konuşacağız. Çok değerli bir konuğumla reklamlardan hemen sonra stüdyomuzda birlikte olacağız.